Enerjisa'dan arkadaşlar geldi elektriğimi kesmek için. Dedim elektriğini kesecekler. Dedim durun bakayım. Neden? Faturamızı ödüyoruz. Dedi ki burada Leyla Hanım diye biri oturuyor. Soyadını unuttum şimdi yazıyor. Dedim Leyla diye biri oturmuyor. İsmim Doğan. Eşimin ismi de Naz'dı. Elektrik de kendi adıma aittir. Hayır dedi. Burada dedi Leyla Hanım diye biri oturuyor. Leyla Berhom diye yanlış hatırlamıyorsam. Abone onun adını olduğunu söyledi. Onun adını olduğunu söyleyince dedim hayır öyle biri oturmuyor. Yıllardır da biz oturuyoruz. Dedi ki aboneliği kapattırıyormuş. Oradaki yetkili arkadaşlar bana dedi. Senin dedi elektrik faturan başka biri adına geçmiş. Yıllarca da, aylarca da kendisi kullanıyormuş. 5 milyar 800 lira fatura ödemiş kendisi. Ben de dedim ki ya sahibini bulsam. Yani paranı sahibini bulsa da biz paranı hemen edeceğiz. Biz kendisine yani takdim edik yani sonuçta bir karışıklık var. 5 milyar 800 lira kötü bir para değil yani şu zamanda. Başvurdum onlara da bugün de bana başvurduğum için yeniden abonelik aldım. Aboneliği aldığım için de tekrar yeni aboneliğim oldu. Biz kendisine ulaşamadığımız için Enerjisa'dan da ulaşamadılar. Telefon bilgisi yokmuş. Biz de kendisine ulaşmak istiyoruz. Yani sahibi kimse Allah rızası için parasını geri vererek 6 aydır da biz elektriği ödemiyoruz. Normalde ben nasıl ödüyorum? Ya babam öder ya eşim öder. Hani üçümüzün birbirinden haberi yoktu. Olmadığından dolayı yoksa biz böyle bir durumla karşılaştık. Peki Leyla Hanım sizi izlerse ona neler söylemek istersiniz? Leyla Hanım'ı valla parasını tahsil etmek istiyorum. Hani kendi de yani bir sefer 1 milyar 400 gelmiş. 1 milyar 300 lira gelmiş. Yani kendi de, ben fark etmedim. Kendi de mi fark etmemiş? Benim amacım kendisine parasını tahsil etmem yani. Abonelik yaparken yanlışlıkla sizin numaranızı girmişlerdi. Başka türlü olmaz. Hani...